Ayşenur Arslan, 12 Nisan 2024, Halk TV.com.tr Plana sadık kalacaklar mı? Politikada hiçbir şey kazayla olmaz. Olmuşsa öyle planlanmıştır. Franklin Roosevelt, plana sadık kal. Hatırladınız mı bu mesajı? Sinan Oğan, Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrasında Erdoğan'dan yana tavır aldı diye öfkelenen seçmenlerine yazmıştı. Söz konusu plan neydi, kamuoyuna açıklamamıştı. Olsun bizler az çok tahmin ediyorduk. Hepsi yazıldı çizildi de o an yalanlamadı bildiğim kadarıyla. Olsun neticede bizlere neyin nesi olduğu açıklanmasa da ortada bir plan olduğunun farkındaydık. Sadece o planda kimin hangi rolde olduğunu pek kestiremiyorduk. Olsun günün sonunda Bahçeli Meral Akşener'e partinin başında dur bir yere gitme deyince Aytun Çıray'da Halk TV'de Şule Aydın'la kayda geçsin programında konuşunca Akşener Erdoğan'la dirsek temasındaydı diye ortaya acayip bir iddia atınca, üstelik iddiasını altılı masadan planlı olarak kalktı diye bitirince, aa dedik, demedik mi? Biliyorsunuz herkesi bir süreliğine kandırabilirsiniz. Bazılarını hep kandırabilirsiniz ama herkesi hep kandıramazsınız. Plan neyin nesi ise coslayınca Cumhur İttifakı'nın önde gelen ve ileri gidenleri de aa diye kala kaldı. Bu sefer başladı analizler, yorumlar. Çoğunluk AKP'nin kaybetmesinin nedeni ekonomi yorumunda birleşti. Elbette Erdoğan'ın ismini cümle içinde kullanmamak kaydıyla. Derken Optimar araştırmanın son anketi yayınlandı. Buyurun bir aa daha. Neden mi? Açın Google'ı Optimar yazın. Önünüze çıkacak neredeyse tüm notlar AKP'ye yakınlığıyla bilinen anket şirketi diye başlıyor olacak. İşte o şirketin son anketi başta saray AKP cephesinde ciddi bir sarsıntıya yol açtı. Bunda şaşılacak bir şey yok elbette. Ne var ki sonuçlar Erdoğan'ın en güvendiği kalemlerden birinin Abdülkadir Selvi'nin köşesinde sansürsüz yayınlanınca buna şaşırmamak elde değildi doğrusu. Görmeyenler için özetleyeyim. Türkiye'nin en önemli sorunu olarak vatandaş %60.6 oranında ekonomi dedi. İkinci sırada sadece %6.1 oranıyla Suriyeliler ve düzensiz göçmenler yer aldı. En kritik başlık, ekonomide sorunu kim çözer sorusuna ankete katılanların %24.3'ü CHP dedi. AKP diyenler %20.2'de kaldı. Kayyum sorusuna verilen yanıtta çok dikkat çekici %53.7 oranında seçmen belediyelerde kayyuma hayır dedi. Buna yakın bir oran seçim sonuçlarına dair memnuniyet sorusunda da görüldü. Ankete katılanların %53'ü seçim sonucundan çok memnun ve memnun olduğunu söyledi. Saraya yakın, sayıları giderek azalan bazı kalemler 31 Mart sonucunu hala yerel görmekte ısrar ediyor. Erdoğan'ın konuyla ilgisi olmadığını savunuyor. İyi de ekonomide sorunu CHP çözer yanıtını ne yapacağız? Erdoğan'ın bir vakitler Baykal için ağzını doldura doldura söylediği gibi genel bunlar genel. Zaten bunu görmeyenler sağdan sayın 10, soldan sayın 1,5 kişi falan. Diğerleri ise daha 1 Nisan günü ayılmış gibi. Abdülkadir Selvi mesela ankete sansürsüz yer vermekte kalmadı bir de itirafta bulundu. Seçim sonuçlarıyla uyumlu ancak yıllar sonra ilk kez bu kadar farklı sonuçları olan bir anketle karşılaştım. Selvi kadar hatta belki daha da önemli bir örnek de Sabah gazetesinin birkaç gün önceki birinci sayfası oldu. Özgür Özel var, Erdoğan yok. Erdoğan bu son seçimim demişti ya, vatandaş tamam anladık dedi. Akıbet sen git CHP gelsin olur mu? Yanıtı artık Erdoğan'ın değil, CHP'nin belirleyip vereceği bir soru bu. İmamoğlu'nun performansı, sonrasında Özgür Özel'in bütün kampanya süresince gösterdiği çabaya ek, Van'daki kumpasa jet hızıyla müdahalesi kaydedildi, onaylandı. Tabii şunu da unutmamak gerekiyor. Bu toplum çoğunluğu itibariyle Atatürk Cumhuriyeti'ni korumakta kararlı. Sinan Oğan ve Bilimum Giller'in planını bilemem. Ama yeni seçmenlerin, gençlerin, şehirli kadınların planına tanık olduk 31 Mart'ta. İktidarın üzerlerine saldığı televaizleri dava da dava diye yırtınanları püskürttü. Son görüntülerine bakın, Erdoğan durumu anlamış dersiniz. Ya Bahçeli? O hala bir planın peşinde gibi. Türkiye Cumhuriyeti sandık başında kurulmamıştır diye akla ziyan bir çıkış yaptı. Özgür Özel, sandık dışını çare göstermek, bugüne kadar önüne gelen herkese darbeci diyenlerin herhalde sürçü lisanıdır yanıtını verdi. Meğer dil sürçmesi değilmiş. MHP hem de hukuk işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, Özgür Özel'i adeta tehdit etti. İnsanlar vardır, şafak vaktinde doğar, akşam ezanında ölürler. Bir doğal gaz bedava olacak diye gaza gelen Abdurrahman Uzun, bir akit severler camiası, bir de genel başkanı asabi yardımcısıyla MHP camiası. Onlar hala 30 Mart'ı yaşıyor. İlk iki şıkkı boş verin. Ben Bahçeli'nin ajandasını çok merak ediyorum. Durup dururken Ecevit hükümetini düşüren, AKP'ye iktidar yolunu açan, en kritik noktalarda da Erdoğan'a açık desteğini esirgemeyen Bahçeli, bakalım ipleri daha ne kadar gelecek? Türkiye'ye borçlu olduğu onca yıla daha ne kadar ekleyecek? bana sorarsanız yanıtını çok yakında alacağız derim. Erdoğan iktidarının Gazze'ye zulümden söz ederken İsrail'e jet yakıtı sattığı belgelendi. İyi Parti'nin kurucularından Aytun Çıray, Halk TV'deki programda sevgili Timur Soykan'ın Erdoğan tarafından içeri bir sızma olduğunu mu düşünüyorsunuz sorusuna verdiği yanıt siyaset sahnesine bomba gibi düştü. Ancak her nedense Akşener'den bir yanıt gelmedi. İktidar Van'daki seçim darbesini uygulayamadı. Mazbata seçimi kazanan isme verildi. Daha da neler neler. Birileri Bahçeli'ye haber versin. 1 Nisan günü ortaya çıkan tablo şaka değildi. Nur Arslan